Tamam, Türk Hava Yolları'na başladık. Hadi bakalım, yine bismillah. Evet, Türk Hava Yolları'nda şöyle bir kanalımız vardı. Günlük bazda baktığımız zaman dostlar, alt bantımızın önemli olduğu noktalar buralarda, zamansallıkla rakamların değiştiğini söylüyoruz her seferinde. Gördüğünüz gibi şu bölgelerde bizim için önemli pivot nokta ve o bölgeye işte orası 301.8, bu da dönmüş 303'ten. Çok önemli değil, 1-2 lira. Evet. Şimdi baktığın zaman şıkır şıkır işleyen bir teknik grafik var. Şu bölge yıkılmadığı sürece, bunu söylemiştim, herhangi bir site sıkıntı olmadığını, ama bugün BOFA'nın ciddi baskısı vardı burada. Piyasayı belki de, değil mi? Bak şimdi yarın taşlar yerine oturacak. Belki de Viop'taki shortlarla birlikte TK'yı ben de yıkarsam piyasayı yıkarım. Şimdi hayal kuruyorum kendi kafamdan. TK'ya çok pis abandı ama karşısında da karşılayan ve long açan bir iş bankası vardı. Hem Viop kısmında long açan, hem Türk Hava Yolları'nda satışlarını karşılayan. Karşı bacak olma ihtimalini ben %60 olarak görüyorum. Diğer pozisyonda terste kalmış olmasını da %40 olarak görüyorum. Onun için dediğim gibi TK'ya bugün ciddi baskı vardı. Şimdi yarın eğer piyasa tekrar toparlamak istiyorsa, yani 10.300'lerin üstünde tekrar bir kapanış yapmak istiyorsak, ki asıl pivot noktanın demin de söyledim rakamın, ama biz 10.300'ü tutalım, cebimizde kalsın. Problem değil, 100 puan 50 puan. 10.300'ün üzerindeki kapanışları istiyorsak yarın TK'nın 212.50'yi kırması lazım. 212.50'nin üzerine TK tekrar üst banda doğru gider ve 340-350 bandına gider mi ona bakacağız. 330 önemli bir dirençtir. Onun için Türk Hava Yolları'nda bu bölge, yani kabaca 300 yıkılmadığı sürece herhangi bir site sıkıntı olmadığını söylemiştim ve aynı şeyde de geçerliyim. Yarın kısadaki direnç 310'dur, ikinci direnç 312.50'dir, üçüncü direnç 319.50'dir, dördüncü direnç de 330'dur. Arkadaşlar sıralı dirençler bunlardır. Ama TK bu kanalı yıkmadığı sürece herhangi bir site sıkıntı yoktur. Şıkır şıkır işlemeye devam eder. Bu kanal kırılırsa konuşuruz. O ayrı bir dünya. Şu anda herhangi bir stres sıkıntı yok. Yarın yine üstüne basa basa söylüyorum. Çok çok önemli. Piyasa için de önemli. Bunlar için de önemli. Evet. Bundan